Sevgilisi uykusundan uyandırdığı için bir gecede 56 kişiyi öldürüp 37 kişiyi yaralayan Wu Bumkon'un dehşeti. Yur Yong katliamı. ...2011 yılında gerçekleşen Norveç katliamından sonra dünyadaki en büyük bireysel ikinci katliam olan Yur Yong katliamı Güney Kore'de bir polis memuru tarafından gerçekleştiriliyor. 27 yaşındaki Wu Bumkon isimli şahıs 1982 yılının Nisan ayında tek bir gece içerisinde 56 kişiyi öldürüp 37 kişiyi yaralıyor. Katliamın nasıl başladığı ise bir hayli garip. Anlatılanlara göre Wu sabah kız arkadaşıyla kavga ediyor. Kavganın sebebi ise Wu uyurken göğsüne sinek konması ve sevgilisi sineği kaçırmaya çalışırken Wu'yu yanlışlıkla uyandırması. Wu uyanıyor ve sonra dışarı çıkarak içki içiyor. Birkaç saat sonra eve dönen Wu sarhoş oluyor. Önce kız arkadaşını döven Wu, daha sonra evdeki tüm eşyaları paramparça ediyor. Evden çıktıktan sonra katliam için silah toplamaya giden Wu, polis merkezinden yüklü miktarda silah çalıyor ve akşam saat 21.30'da katliama başlıyor. İlk olarak yerel bir postaneye giden Wu, içerideki 3 kişiyi öldürür. Ardından yardım çağırmak isteyenleri engellemek için kabloları keser. Postaneden çıkan Wu, bir markete el bombası atarak ve etrafından geçen insanları vurarak 6 kişi daha öldürür. Wu, büyük bir rahatlıkla civardaki kasabaları dolaşarak katliam yapmaya devam eder. Canının istediği eve girerek insanları öldürür. Wu, bir polis olduğu için insanlar onun zarar verebilecek herhangi bir şey yapacağından kuşku duymuyordu. Polis kimliğini gösterip İnsanların güvenini kazanan Wu, daha sonra evdeki herkesi öldürüyordu. Katliamına bu şekilde devam eden Wu, akşam 22.30 civarında bir çocuğu rehin alır. Çocuktan kendisine içecek almasını isteyen Wu, içeceğini alır almaz hem çocuğu hem de market sahibini öldürür. O ana kadar 18 kişi öldürmüştür. Fakat Wu, gecenin geri kalanında uykusundan uyanan insanların evlerine girerek ölüm saçmaya devam eder. Sabaha kadar kasaba kasaba gezerek Koreli bir ajanı aradığını söyleyerek uykusundan kalkan insanların evine giren ve ardından onları öldüren Wu'nun saklandığı çiftlik evi kuşatılır. Yanında rehin aldığı aileyle kendisini havaya uçuran Wu, arkasında 56 ölü bırakır. Bu olayın ardından ülkenin İçişleri Bakanı istifa eder. Wu'nun sevgilisi ise sevgilisinin aşağılık kompleksi olduğunu ve evlenmeden bir arada yaşadıkları için kasaba tarafından rahatsız edildiğini söyler. Peki ya siz bu kan donduran olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.